Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Geometri Full Tekrar kampında katı cisimler konusuna başlıyoruz. Ama 15. günde miyiz? Evet 15. günde bu katı cisimler bitecek mi? Tabii ki hayır. Katı cisimlerden ilk etapta prizmaları ve silindiri sizinle birlikte ele alacağız burada 15. günde. Evet 15. günde prizmalar ve silindirin şöyle kısa bir tekrarını yapacağız. Zaten çok fazla biçebilmenize gerek yok genel formülleri bildikten sonra genel tanımları bildik daha sonra geri kalanı tamamıyla yorum rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ondan sonra da ne yapacağız? Böyle klasik demeyelim de ya yani katı cisimlerde öyle klasik malasik ayrımı çok fazla yok. Yani 12 sayfa var burada katı cisimlerde yani prizmalar ve silindirde. 12 sayfanın 6 sayfasını çözeceğiz diyelim ilk videoda. Çünkü katı cisimler zaten günlük hayata uyarlanabilir bir ders olduğu için her zaman her yerde birinci dersimizde de ikinci dersimizde de yeni nesil sorularla da karşılaşabiliriz. O yüzden yeni nesil eski nesil diye burada ayıramadığımız bir noktadayız. Neyse kitabımızda sayfa numarası 132, 133, 134, 135, 136 ve 137'yi işleyeceğiz sizinle birlikte. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Prizmalar dediğimiz şey tabanı ve tavanı aynı olan şekle biz prizma diyoruz. Prizmalarda da bizim için önemli olan şey şu. Hacim nedir? Alan nedir? Hatta yanal alan nedir? Yani alan, yanal alanı bulduktan sonra tüm yüzey alanını da bulabiliriz de bize bunlarla ilgili sorular soruyor. Eskiden de böyle şu uzunluklar şöyle olsun bu uzunluk nedir falan filan ama tabi eskiyi de böyle iade etmek lazım onları da anlatmak lazım yine karşımıza otur sorular çıkabilir diye her şeyini en ince detayına kadar işlemek lazım bunu sorularda göstereceğiz. Ama bizim için önemli olan sınavda çıkacak olan kısmı kesinlikle bak kesinlikle hocam alan ve hacim. Hacim dediğimiz şey bütün prizmalarda ve tabanı üçgense üçgen dik prizmadır bak taban ve taban aynı yan yüzeylerde hep bir dikdörtgen yapıyor. Tabanı beşgense mesela tabanı da bir düzgün beşkense biz buna ne diyoruz? Tabanı düzgün beşgen prizma adını veriyoruz. Peki yanal alanı nasıl bulacağız? Yanal alanı her zaman arkadaşlar. E hocam şu dikdörtgenlerin alanları dersiniz ayrı ayrı. Bir bu öndeki sağdaki ve soldaki dikdörtgen deyip ayrı ayrı hesaplayabilirsiniz. Ya da yanal alan taban çevresi çarpı yükseklik diyerekten de sonuca ulaşırsınız. Çünkü bunun açık vaziyeti ABC ya. Açtığınız zaman şöyle 3 tane dikdörtgen olacak. Yan alanında orası yapıyor zaten. Bak A, B, C mesela burası. Burası da aç. E, açılmış hali dikdörtgen oldu. Taban çevresi çarpı yüksekliğe eşit oluyor. Peki yüzey alanı ne olacak? E, yüzey alanında yazarken taban alanları artı yanal alan diyeceğiz. Taban alanları artı yanal alan dersek tüm alanını bulmuş oluruz. Taban alanları derken niye taban alanları diyorum? Çünkü taban alanı şu taban şu tavan. Yani bunlara taban da denilebiliyor. Taban alanları ya da taban alanını böyle bulduktan sonra 2 ile de çarpabilirsiniz. 2 çarp taban alanı diyebilirsiniz. Şimdi bu üçgenin alanı mesela burası beşgenin alanı deyip tabandaki alanı üçgense üçgen bilgisiyle dörtgense dörtgen bilgisiyle beşgense altıgense işte o konu bilgisiyle bulacaksınız. Eski konularla bulacaksınız. Ondan sonrasında işlem işte bu üçgenleri buldunuz bir de yan alanında koydunuz olay bitiyor. Geldik hacime. Hacim dediğimiz şey de bütün prizmalarda yani tabanı ve tabanı aynı olan şekillerde bir hacim dediğimiz şey taban alanı çarpı yüksekliktir. Taban alanı çarpı yükseklik şeklinde verilir. Tabi yükseklikte şurası oluyor. Dik prizmalarda uğraşacağız. Eğik prizmalarla değil. Dik prizmalarda bu yan ayrıt ne oluyor? Bir yükseklik oluyor. Taban alan çarpı yükseklik neye eşit oluyormuş? Hacime eşit oluyor. Bunu da unutma prizmalarda olay bu. Hatta ÖSYM soru sorduğu zaman şu formüller de tek tek de aslında bize de veriyor. Ama bunları biz bilelim belki vermeyebilir. E bir de alanla ilgili ben size şunu söylemek istiyorum. ÖSYM de çok kullanıyor. Birim küplerle birim birim küplerle oluşturulabilen yapılarda mesela bu dikdörtgenler prizması, karedik prizma ya da küp olabilir fark etmez. Görünen yüzey çarpı 2 şeklinde de yapılabiliyor. Bunu soru üzerlerinde de anet bir şekilde göreceğiz. Soruya geçtiğimiz zaman bunları ben size hepsini göstereceğim. Tamam. Eee dikdörtgenler prizması. Tabanı dikdörtgen olan prizmaya dikdörtgenler prizması adı verilir. Yanal alan dediğimiz taban çevresi çarpı yükseklik ya. Hocam taban çevresine bakacak olursak tabanımız burası. AB AB 2A yani 2A artı 2B yaptı. Taban çevresi çarpı yükseklik C. Yani 2AC artı 2BC yaptı aslında. Sonra alan dediği taban alanlarını da eklersek. Hocam AB'den iki tane var. Sonra iki tane AC var. Çünkü taban alanı artı yan alan diyoruz ya. Yan alanında bak 2 AC artı 2 BC değil mi? Artı 2 BC'yi de eklersek işte bu şekilde yapar. Yani şu şekilde ben alanı hesaplarken de şöyle yapıyorum. ABC kenarlarını yazıp kenarların 2'şer çarpımının 2 katı diyorum. Çünkü bak bu birim küplerle oluşturulabilen yapı. Yani önünü görüyorsan arkasını göremezsin. Sağını görüyorsan solunu göremezsin değil mi? Şöyle bak sağını görüyorsun solunu göremezsin. Üstünü görüyorsan altını göremezsin değil mi? İşte burada e, görünen yüzey çarpı 2'nin mantığı da aslında buradan da geliyor. Mesela sen A çarpı B diyerek üst yüzeyi buldun. Hocam üstü var ya altta var. Yani A çarpı B'nin iki katı yazdın. Sonra B çarpı C bak sağdaki duvar. Sağını görüyorsun solunu göremiyorsun. B çarpı C'den iki tane var. 2BC yazdın. Sonra A çarpı C öndeki yüzey alanı. A çarpı C'de önde var. Arkada da var. A çarpı C'den de iki tane var diyeceğiz. Yani kenarların ikişer çarpı dikkatı bize tüm alanı veriyor. Hacim dediğimiz şey e bütün prizmalarda hacim aynı. Taban alanı çarpı yüksekliğe eşit. Yani A çarpı B çarpı C'ye eşit. Sonra E dediği cisim köşegeni. Hocam bir de yüzey köşegeni var. Bak hangi yüzeyden çizilmişse bu yüzeyden çizilmişse bu yüzey köşegeni. Sağ yüzeyden çizilmişse sağ yüzey köşegeni. E mesela sağ yüzey köşegeni nedir? B kare artı C kare kare içinde. Değil mi? E bu <laughs> cisim köşegenini de nasıl bulacağız arkadaşlar? Kare kök içinde A kare artı B kare artı C kare şeklinde bulunuyor. Çünkü şuradaki yüzey köşegeni kare kök A kare artı B kare değil mi? Sonra burada bir pisagor yapacak olursak bak şurada bir pisagor yapacak olursak bunun karesi artı c kare e kare eşit yani e kare a kare artı b kare artı c kare eşit oluyor. E o zaman neydi? Kare kütüde e kare artı b, a kare artı b kare artı c kare eşit olmuş oluyor. Geldik kübe. Küp yanal alan ya yan yüzeyde 6 tane ya normalde tüm yüzeyde 6 tane kare var? Evet. Yan yüzeyde 4 tane kare var. Bir zar gibi düşünebilirsin. 4 tane A kare eşittir. Yani taban çevresi çarpı işte 4 A'ya taban çevresi çarpı yükseklikten de geliyor diyebilirsin. Alan nedir? Hocam 6 tane kare var. 6 tane A kare. Hacim nedir? Taban alanı çarpı yükseklik yani A kare çarpı A'dan A küp geliyor. E dediği cisim köşegeninde bu, bu yüzey köşegeni. Bütün yüzey köşegenleri bak A kökü yapıyor. Çünkü aynı yüzey köşegen oluyor. E burada A, A kökünden Pisagor bağıntısı yapacak olursak burası da A kök 3 geliyor. E, cisim köşegeni dediğimizde karık içinde A kare artı A kare artı A kareden de gelebilir tabii ki. Yani 3 A kare yapıyor o da A kök eşit olmuş oluyor. Bu da bizim cisim köşegenimiz olmuş oluyor. Küple ilgili bir de şunu söyleyebiliriz. Küp açılımlarından bahsedebiliriz. Küp açılımlarında önemli olan karşılıklı yüzeylerdir. Bir boşluk kuralı karşılıklı yüzleri gösterir ya da bir tane z kuralı var. Z kuralı da şu şekilde bir z harfi. Şöyle bir z harfi sağlandığında ters de olabilir dikey de olabilir fark etmez ne de diyebilirsiniz. Mesela şu yüzeyle bu yüzey karşılıklıdır biz bunu çok kullanıyoruz. Ama kuralın olmadığı yerde olabiliyor. Kuralın olmadığı yerden ne zaman mesela 1 2 3 tane dikdörtgen yayın olduğunda biri altta biri üstte açılım verildiğinde işte bunlar mesela karşıtlı yüzeylerdir. Hocam diğerlerinde karşıtlı yüzeyler mesela şununla şu karşıtlıdır bir boşluktan dolayı. E bununla da bu karşılıklı yüzeydir. Ya da ÖSYM şunu kullanabilir. Bakın şu açılımı da çok seviyor ÖSYM. Belki daha önce görmemişsinizdir. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kare olsun mesela. Bu ÖSYM'nin en çok kullandığı açılımdır. Mesela burada Z kuralı. Z'den dolayı o hocam karşılıklı yüzeyler bunlardır. Ya da hocam şunlar karşılıklı yüzeydir. Bak Z kuralı şunlar. Bak burada da bir Z kuralı var. Hocam şurasıyla da şurası karşılıklı yüzeydir diyeceğiz. Tamam. Ee, zar açılımları ya da küp açılımlarında bu şekilde bir karşılık karşımıza gelebiliyor. Bir boşluk ya da Z kuralı karşılıklı yüzeyleri gösteriyor. Genelde karşılıklı yüzeyler küplerde bizim için önemli oluyor. Evet geldik silindire. Silindir de aslında bir prizmadır. Tabanı ve tabanı aynı ya ondan dolayı prizmadır. Ee, o zaman biz şimdi ilk önce alandan bahsedelim. Hatta yanal alandan bahsedelim. Yanal alan dediğimiz nedir? Hocam taban çevresi çarpı yükseklikte bütün prizmalarda öyle. Yani taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi çarpı yükseklikse taban çevresi bir daire olduğu için 2 pi r değil midir burası? Çarpı yükseklik. Bitti. Peki yanal alan bu. 2 pi r aç çıktı. Hocam tüm alan ne olacak? Tüm alanda tüm alanda taban alanları yani 2 tane taban alanı var. Yani pi r kareden 2 tane var diyeceğiz. Artı bir de yanal alan. Yan alanda zaten 2 pi r taban çevresi çarpı yüksekliği eşittir. Hacim dediğimiz nedir? Hocam taban alanı çarpı yükseklik pi r kare çarpı ha eşittir. İşte olay bu. Açılımı da şu şekilde böyle açtığımız zaman şurası bak şurası e, bununla çakışıyor ya. Burası bak ne oldu açılımda 2 pi r yaptı burası da h. İşte o yüzden yan alan bak işte burası. Taban çevresi burası 2 pi r çarpı yükseklik gördüğünüz üzere. 2 pire çarpı 2 tane de pire kare bize tüm alanı veriyor mu? Veriyor. İşte açılımında bunu düşüneceksiniz. Yüzey sorularında, karınca sorularında biz bunu da kullanıyoruz. Ee, mesela nasıl bir karınca sorusuyla karşılaşırsınız? Şöyle bir karınca sorusuyla karşılaştığınız zaman. Hocam geldi bu buradan buraya. Yalnız dikkat. A, B, C ve D diyecek olursan sen bunu böyle açacak olursan açılımı nasıl olacak bunun? Hocam şöyle açtık ya bu A şöyle açılımında da bak dikkat et A karşısına gelecek. Burası C buraya gelecek. Hocam B ve D nerede? B ve D burada. Dikkat et buna. E bizim A buradan sadece yarım yüzeye gitmişti. Bak burada da yarım yüzeye gidiyor. Burada pisagor bağıntısı. Normalde bunun tamamı 2PiR ya. Burası PiR'e PiR'e yapacaktır. Dikkat et tamam mı? Buna da. Eğer tam bir dönüş olmuş olsaydı hocam A'dan başlayıp şuraya gelmiş olsaydı o zaman tam şurada şuraya gidecektik. Yani 2PiR'e burası H burası deyip pisagor bağıntısını yapacaktık. Tamam. Evet silindirin açılımı bu şekilde. E tabi diğerlerin açılımı da e, şu şekilde mesela. Ne olacak? Tabanları üçgen olduğu zaman iki tane üçgen, üç tane dikdörtgen olacak. E, dikdörtgen, ka tabanı kare olursa ne olacak? Dört tane dikdörtgen olacak. E, dört tane dikdörtgen, iki tane kare olacak. Ama biz böyle e, taban ve tavanı burada açtık. Ya tavana göre açarsak. Mesela küçük çizeyim şöyle. Şu kare ise yan yüzeyleri de şöyle yatır şöyle. Yan yüzeyleri de yatır. İşte kare Prizmanın, kare dik prizmanın açılımı şu şekilde de olabilir. Kare burada, yan yüzeyler burada. Bir tane daha kare olsun. Taban ve taban olduğu için işte bu şekilde de açılımı olabilir. Ya da üçgendeki şu açılım şu şekilde de olabilir. Üçgeni koydum mesela. Üçgeni koydum mesela şöyle taban olarak. Sonra üçgeni şöyle açtın. Yan yüzeyleri şöyle açtın. Şöyle açtın. Şöyle bir açılım da olabilir. Sonra üçgeni istediğin yere koy. Üçgeni buraya da koyabilirsin. işte. bu şekilde de bir açılımla da karşılaşabilirsin. Tamam. Yani açılımlar böyle e, hangi tabana göre açtığın ya da yan yüzeye göre açtığına göre de değişebiliyor. E de işte dediğim gibi 4 tane kare yan yana biri altta biri üstte olabilir. Ya da en fazla kullanımda açılım bak mesela bu ÖSYM çok kullanmıştır. Sadece TYT, AYT gibi düşünme. ALES'te, KPSS'de, DGS'de bunlarda genelde ALES'te şu açılım çok kullanılmıştır mesela. Dikkat et. Ben de ilk defa görmüştüm mesela bu açılımı. Böyle de mi açılıyor ya dedim. Evet açılıyor arkadaşlar böyle kaplandığı zaman. Karşıtlı yüzeylerde bu şekilde oluyor tamam. Evet sanırım tekrarımızı yaptık değil mi kısa bir tekrarımızı yaptık. O zaman sırada ne var sorular var. Hadi bakalım soru çözümlerine başlayalım. Bir dikdörtgenler prizmasının farklı 3 ayrıtı 2 3 4 sayılarıyla orantılıdır. Mesela dikdörtgenler prizmasını çizmemize gerek kalmayabilir ama biz yine de çizelim. 2, 3 ve 4 sayılarıyla orantılı. 2K, 3K ve 4K o zaman bunlar. Cisim köşegeni verilmiş bize. Hmm. Neydi cisim köşegeni? Kare küçüğünde. A kare. 4K kare yani. Artı 3K'nın karesi 9K kare. Artı 4K'nın karesi 16K kare. İşte bu iki kök 29'a eşitmiş. 16, 9, 25, 29 k kare yaptık. E, k, k kare de dışarı çıkınca k yapıyor. K kök 29 eşittir 2 kök 29 yaptı ya. Kök 29'lar gitti. K'yı buradan kaç bulduk? 2 bulduk. Alan isteniyor. K2 ise hocam burası 4. Burası 6. Burası da 8 mi çıktı? Evet. Şimdi 4, 6 ve 8'in kenarların 2'şerli çarptığının 2 katıydı. 6 kere 4, 24. 2 ile çarp 48. 6 kere 8 48. 2 ile çarp 96. 4 kere 8, 32. 2 ile çarp 64. Şu ikisi 150 yaptı. Yok 160 yaptı. O zaman 48 ile de toplarsam 208 mi yapıyor? Evet. Cevap böylelikle 208 yani Cevap D seçeneği oldu. Örnek 1'de. Geldik örnek 2'ye. Evet şöyle bir prizmanın içerisinde su var. Yüksekliği de suyun yüksekliği de 6 santimetre verilmiş. Hangi? BCGF. Bak 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 bak. Şu yüzey yüzeye oturtulduğunda suyun yüksekliği ne olur diye soruluyor. Suyun yüksekliği nasıl koyarsak koyalım. Her iki şekilde de su aynı su değil mi? Yani V sular eşit değil mi? Evet V sular birbirine eşit. O zaman V suları birbirine eşitleyeceksin kardeşim. Birincisinde V suyu yazalım. Birincisinde V su dediğimiz olay nedir? Taban alanı bak birincisi de taban alanı çarpı yükseklik bu. Yani 10 çarpı 8 çarpı 6 mı oldu? Evet yüksekliği 6 olduğundan dolayı. Peki ikinci şekle koyduğum zaman yani tabanını şurası yaptığım zaman hocam tabanı burası oldu. O zaman suyun yüksekliği de şöyle bir yere gelecek değil mi? E o zaman taban alanı 9 çarpı 8 mi yaptı arkadaş? 9'a 8 tabanı tamam olduğu için çarpı yükseklik de bu şekilde çevirdiğin zaman yani şu yüzeye üzerine oturulduğun zaman mavi yüzeyi üzerine oturulduğun zaman yüksek böyle yukarı kalkıyor ya yüksekliği h işte bunun yüksekliği kaç olur diye soruluyor bize. E hocam 8'ler sadeleşti. E burada 3'e bölsen 3'e bölsen bu 2 kaldı bu 3 kaldı bir daha 3'e bölünüyor mu bölünmüyor burada 20 kaldı değil mi? Şimdi 8'ler sadeleşti. Tamam 20. O zaman h da buradan 20 bölü 3 mi yapıyor? Evet. E o zaman cevap 1 bölü 3. Yani örnek 2 e dremit oldu. Geldik örnek 3'e. dik prizma. Yani tabanı kare olan prizmaya biz ne diyoruz? dik prizma adını veriyoruz. Şimdi prizmanın yüzey alanı A. Hacmi de B olduğuna göre demiş. Bir de burada oran verilmiş. Ali Bey uzunluğu K iken. Şuraya KK diyelim. BF uzunluğu 4K olarak verilmiş. BF neredesin BF? Şurası. Yani yükseklik 4K olarak verilmiş. E ne yapacağız burada? Hocam bu cisim köşegeni deyip işlem yapabiliriz. İşte k kare artı k kare artı 4 k kare cisim köşe genine eşit diyebiliriz. Ya da şuradan şöyle şunu çizip hocam bu zemine dik ya temellikten dolayı burası da dik olur. Burası k kök ki Burada pisagor bağıntısından bulabiliriz. Yani 9 kök karesi eşittir. 4 k'nın karesi yani 16 k kare artı k kök karesi yani 2 k kare yapar. Burada 81 çarpı 2 yapıyor değil mi burası? 81 çarpı 2 eşittir. 18 k kare eşit oldu. Hocam 9'a bölsek 9'a bölsek Burası 9 yaptı. Burası 2 yaptı. İkiler de sadeleşti. K kare 9 yaptı. K'yı da buradan 3 bulduk. K 3 ise burası 12 çıkar. Burası 3. Burası da 3 mi oldu? Evet. Şimdi benden ne isteniyor? E, yüzey alanı A demiş. Hacmi de B demiş. Hadi yüzey alanını bulalım. A dediğimiz yüzey alanı ya. Yüzey alanı dediğimiz kenarlarımız kaç? Aslında bu da bir dikdörtgenler prizması gibi düşünebiliriz. Yani 3, 3 ve 12 değil mi? 3, 3 ve 12. Kenarların ikişerli çarpımının iki katı şeklinde diyebiliriz. Evet 3 kere 3 9 2 katı 18. Sonra 3 kere 2 36 2 katı 72. Sonra 3 kere 12 yine 36 2 ile çarp 72. E o zaman bu kaç yaptı? Bu ikisinin toplamı 90 yaptı 162 yaptı. Evet burası 162 yaptı. Şimdi B'yi bulalım. B de hacim demişti bize. Taban alanı çarpı yükseklikti. Yani 3 çarpı 3 çarpı H. 9 çarpı 12 kaç yapıyor? 108 yapıyor. A artı B isteniyor benden. E, topla bakayım. 162 ile 108'i topla. 0 burası, 7 burası, 270 mi yaptı? Evet. İşlem hatası yapmadıysak cevap denizli oldu. Örnek 3 denizli. Geldik örnek 4'e. Taban alan 36. Hacmi de 180 olan karedik prizmanın. Evet karedik prizma. Tabanı kare olan prizmaya biz ne diyoruz? Karedik prizma adını veriyoruz. Karedik prizma çizmeyi de öğrenin. İşinize yarayabilir. Bütün prizmaları çizmeyi öğrenin. Çünkü bazen ÖSYM şekil çizmeyi de seviyor. Tabanı kare olan prizma. Tabanı da kare olan prizma. Taban alanı 36 demişti. O zaman A kare 36 ise A buradan 6 geldi. Hacmi de bu. Taban alanı çarpı yükseklik değil miydi? Evet. Bu 180 ise işte H buradan kaç gelir? 5 gelir. Şimdi bizden prizmanın tüm yüzey alanı isteniyor. Hocam taban alanları artı taban çevresi çarpı yükseklikte diyebiliriz. Aslında kare dik prizmada aslında bir Dikdörtgenler prizması değil mi? Evet. Yani kenarları 6-6-5 olan bir dört, dikdörtgenler prizmasının alanı şeklinde bulabilirsiniz de. Kenarların ikişer çarpının dikkati. Şu ikisinin çarpma 36 bir de 2 ile çarp 72. Bu ikisinin çarpma 6-5-32 ile çarp 60. Hocam şu ikisini çarpma 6-5-32 ile çarp 60. 60-60-120-120-192 mi yapıyor? Evet. Cevap böylelikle 192 yaptı. Yani örnek 4 akçay olur. Geldi örnek 5'e. Evet BDH alan BDH'ı vermiş bize. BDH arkadaş bu alttaki zemine dik değil mi? Dik. O zaman burası da diktir. Yani şuradaki üçgenin alanı bir dik üçgen yaptı. Dik üçgenin alanı. AB uzunluğu K iken AE uzunluğu da 2K verilmiş. Burası K. Bu bir kare prizmaydı. Ve AE uzunluğu da 2K verilmiş. Yükseklikte 2K. Yani burası da 2K. Hocam şurada da bir dik üçgen var. X kenar dik üçgen. K. K ise burası K kök yapar. Üçgenin alanı. 2K çarpı K kök 2 bölü 2 değil mi? Evet Şimdi bize bu 72 kök 2 verilmiş. Kök 2 sadeleşti. 2'ler sadeleşti. Hocam K kare 72 yaptı. K da buradan kök 72. Yani kök 72 de ne yapıyor? 36 çarpı 2 ya. O 6 kök 2 mi yapar? Evet. 6 kök 2 olarak bulduk K'yı. Prizmanın yanı alanı nedir diye soruluyor bize. Şimdi bu K dediğimiz 6 kök 2. Yükseklik dediğimiz de 2K ya. 12 kök 2 değil mi? Evet. Şimdi yanal olan neydi? Taban çevresi çarpı yükseklikte. Eee hocam taban çevresi 6 kök 2'den 4 tane var. 6 kök giden çarpı 4 taban çevresi. Çarpı bir de yükseklik dersek 12 kök dersek olay biter. Şimdi gençler burası kök 2 ile kök 2'nin çarpı 2 bir de 4 ile çarparsam kaç yapıyor? E, 8 yapıyor. Sonra 6 ile 12'nin çarpı 72. 72 ile 8'in çarpı isteniyor bizden. 8 kere 2 16. 7 kere 8 56. 57 yapıyor. O zaman cevabımız 576 yapıyor. Örnek 5 Denizli oldu. Geldik örnek 6'ya. Bak arkadaş. Havada bir çizgi verilmişse biz bunu dik üçgene karşılık getiririz. Dik üçgene karşılık nasıl getiririz? Hepinizin en çok yaptığı şu zemine dik çizip sonra buradan da buraya dik üçgen oluşturmayla yapıyorsunuz. Doğru haklısınız hiçbir sıkıntı yok. Ondan sonra ne yapacaksın zemine dik çizdiğin için hocam 6 ya burası 6 burası 6. Şurası 4 ya şu orta noktaysa zemine dik çizdiğin zaman bu 2-2 ya. Hocam burası da 2-2 oldu. Burası 10 ya. Burası da 5-5. Sonra burası dikdörtgen olduğundan buradaki pisagor bağıntısından 2 ve 5'ten dolayı burayı bulursun. Sonra buradaki pisagor bağıntısından burayı bulursun. Gayet doğru, gayet mantıklı. Hiçbir sıkıntı yok. Ben sana sadece farklı yollar göstereceğim. Arkadaş biz bunu bulurken şu şekilde de yapabiliriz. Ee, havada verilen bir çizgiye ait bir uzunluk istenildiği zaman Vallahi yüzeyden bir çizgi çiz büyük ihtimalle dik üçgen oluşur. Yüzeyden ama yüzeyden. Yüzeyden tamam. Ü yüzeyden bir çizgi çizerek üçgen oluştur. Hocam nasıl üçgen? Mesela buradan böyle çizeyim. A üçgen oluştu. Bu dik üçgen mi? Değil. Havadan çiziyorsun. Bak sen yüzeyden çizmedik ki havadan çizdin bunu. E ne yapabiliriz hocam burada? Yüzeyden çizmek demek ne demek? Ya mesela ön yüzeyden ya da alt yüzeyden ya da yan yüzeyden. Mesela ben burada şurada şuraya doğru çizersem bak ön yüzeyden çizersem. A hocam bu öndeki duvara dik ya. Bak burası direkt 90 derece çıkar ve Pisagor bağıntısı. Bak dik üçgen karşımıza çıktı. Ve burası 6 idi. 6. Hocam burası 10'du. 10. Burası da 5 ya. 5 5. E, o zaman ilk önce şurada bir Pisagor bağıntısı yaparız. 5 6. 36 25 daha kaç yapıyor? Hani A kare eşittir. 6'ın karesi artı 5'in karesi. 36 artı 25. Kaç yapıyor? 36 ile 25. 36 25. 61 mi yapıyor? Evet 61 yapıyor. 61 yaptı. A kare. E sonra burada mavide Pisagor bağıntısı yapacak olursam şuraya x dedim. x kare de eşittir. 2'nin karesi artı a kare eşit ya. A kare de 61 eşit ya. 61 artı 4'ten 65 mi yapıyor? Evet 65 yapıyor. O zaman x de kök 65 olacaktır. Cevap edremit yapar. Evet altın soruda bu şekilde. Havada bir çizgi görüldüğü zaman bir üçgen oluşturur. Büyük ihtimalle ne çıkarmış karşınıza? Karşınıza böyle bir dik üçgen çıkıyor imiş. Tamam mı? Evet geldik bir sonraki soruya. Yani örnek 7. Ye. Bir parça çıkartmışız. Kalan cismi yüzey alanı. Arkadaşlar parça çıkarmalarda bir kere hacimsel olarak bir azalma var. Ama alansal olarak bir azalmadan bahsedebilir miyiz? Hayır. Yani genelde böyle şey yüzey alanı artıyor genelde. Değişmediği durumda olabiliyor. Arttığı durumda olabiliyor. Yani parçayı çıkarttığınız zaman çıkan parçanın yerine yeni yüzey geldi mi? Ya birbirini nötrleyenler var mı? Birbirini götüren alanlar var mı diye bakmak lazım. Şimdi burada tam köşeden çıkarılmış değil mi? Tam köşeden çıkarılmış çıkarılmadan önceki eski haline geri getir. Sonra getirdikten sonra çıkan parçaya bak. Hocam çıkan parçalara bakarken de bakacağımız yerler belli. Ne var? Ön, arka, sağ, sol, alt, üst var kardeşim. Bunlara bakacaksın. Mesela hocam üst taraf çıkınca alt tarafta oluştu mu aynısı oluştu. Ha sen burada bunu çıkarttın. Hocam burası yüzey alanı olarak azaldı ama sonradan burası geldi. Burası arttı. E o zaman ne oldu? Herhangi bir artma azalma olmadı. Bu azaldı. Aynı alan arttı. Birbirini nötrledi. Sonra sağa sola bakalım. Hocam sağ yüzey çıktı. Hocam bak bunun arkasındaki bu yüzü var. Sağa çıktı. Sol yüzeye geldi. E bunlar da nötrledi. E hocam bir de ne var burada? Ön yüzey var. Bak ön yüzey çıkınca arkada da oluştu mu? Oluştu. Ön arkada nötrledi. O zaman alanda burada bir değişme var mı arkadaşım? Yok. İşte bu şekildeki yüzey alanı bulmalı sorularda bu şekilde yapıyorsunuz. Tüm alanı buluyorsunuz. Tüm alanı bulduktan sonra eksilen alanları çıkartıyorsunuz. Artan alanları artıyorsunuz. Birbirini nötrleyen alanlar da etkilemiyor. Ki burada ön arka sağ sol üst art ee, bir dakika. Ön arka sağ sol. Alt üst ne oldu? Birbirlerinin nötrüle de o zaman yüzey alanı değişiyor mu? Değişmiyor. Yani yüzey alanımız 2, 6 ve 10'luk eski yüzey alanı şu ikisinin çarpımının iki katı 24 artı bu ikisinin çarpımının 2 iki katı. 60'ın iki katı 120 artı bir de şu ikisinin çarpımının 2 iki katı 40 mı yapıyor. Evet. Topladığımız zaman 64, 184 mi yapıyor. Evet. Topladığımız zaman da tüm yüzey alanı 184 yaptı. Eski alandan hiçbir değişim yok. Geldik örnek 8'e. Şekilde bir ayrıtı 4 birim olan bir kübün bir yüzeyinden birim küp çıkarılıp birim küp çıkarılmış. Yani bir kenarı bir birim olan bir küp çıkarılmış. Yüzey alanındaki değişim nasıl olmuştur diye soruyor. Aa, bu çıkartılıp buraya kondu. Bak şimdi. Çıkartıldı, çıkartıldığı zaman hemen eski haline geri getiriyorum. Hocam eski haline geri getirdikten sonra ne oldu? Çık çıkmalılarda da eklemelerde de aynı şeyi yapıyoruz. Bak hocam ön yüzey çıktı arka yüzey oluştu. O zaman ön arka ne oldu? Ön arka nötrledi. Alt üst hocam üst yüzey çıktı. Alt yüzey ne oldu? Oluştu. O zaman üst alt nötrledi. Sağa sola bak. Önceden sağ yüzey ve sol yüzey var mıydı dostum? Evet sağ yüzey ve sol yüzey önceden yoktu. Ekstradan oyuldu. Yani tüm alana ne oldu? Şuradan iki tane kare yüzey eklendi mi? Eklendi. Ee, o zaman bunlar eklendi. İki tane birin karesi eklendi. Sonra hocam hocam ben buradakini çıkartıp şuraya cuk diye tutturdum ya. Hocam alttaki zemini ben kaybettim. Bu alan kayboldu. Ama ekstradan bu yüzey alanı geldi. O zaman bunlar nötrledi. Ama şimdi ben bunu cuk diye böyle koyunca ekstradan yüzey alanı şu yüzey bu yüzey bak ön arka yüzey ekstradan geldi. Sağ sol yüzey de ekstradan geldi. Toplamda 4 yüzey ekstradan gelmedi mi? Evet artı 4 tane birin karesi de ekstradan geldi. O zaman ne oldu burada? Bu 2 oldu. Bu 4 oldu. Toplamda 6. Artı 6 oldu. Yani 6 birim kare ne oldu? Yüzey alanı arttı. Tamam. Örnek 8'de bu şekilde oldu. Tüm yüzey yüze alanı sormuş olsaydı Hocam tüm yüzey alanı 6 tane 4'ün karesi artı 6 şeklinde de bulabilirdik. İlk başta kesilmeden önceki ya da ekleme yapılmadan önceki yüzey alanlarını bulduk. Daha sonra artan alanları ekliyorsun. Çıkalan azalan alanları da çıkartıp o şekilde buluyorsun. Değişmeyenlere de dikkat ediyorsun. Geldik şuraya. Ya hocam üçgen oluşturacağız. Bir dik üçgen yapmışlar zaten burada. E ee, burada bir daha böyle dik üçgen yapsam hatta bu o hocam yan duvara dik ya. Bak burada bir dikten dik çizilmiş oldu. Öklit bağıntısı karşımıza çıkmış oldu. Dik üçgen burada vardı. Bir de burada bir üçgen oluşturdum. Öklit bağıntısı karşımıza çıktı. 6 6 burası. Hocam 6 6 burası ya 6 kök 2 yapar burası. E bu da cisim köşegeni bir kenarın kök katıyla katıydı. 6 kök 3 oldu. Hocam bir dik üçgen çıktı karşımıza. Şu dik üçgende dikten dik çizildiği zaman sadece ve sadece yükseklik eksikse yüksekliği nasıl buluyorduk? Alandan. Evet bunun alanı nedir? 6 kök çarpı x bölü 2. 6 kök çarpı x bölü 2. Aynı zamanda bunun alanı Dik kenarlar çarpımının yarısı 6 çarpı 6 kök 2 bölü 2. Bölü 2'ler nanay. 6'lar nanay. Buradan da x neye eşit oldu? 6 kök 2 bölü kök 3'e eşit oldu. Kök 3'e eşitliğiyle çarparsam 6 kök 6 bölü 3 yapar. Yani cevap 2 kök 6 yapar. Evet örnek 9 edremit oldu. Geldik örnek 10'a. Şekilde dikdörtgenler prizmasında yüzeyler üzerinden A küsüsünden B küsüne gidecek olan bir hareketlinin alacağı en kısa yol nedir diye soruluyor. Of. Of. Of of. Niye of of dedim? Ya karıncanın gittiği yol göstermiş olsaydı. Ya şimdi burada karınca şu şekilde gidebilir arkadaşım. Şu ön yüzey ve sağ yüzeyden gidebilir. E o zaman ön yüzeyi sabit. Sağ yüzeyi de ona göre açacaksın. Yani sağına koyacaksın. Yani hani şuradaki kapağı açar gibi yapacaksın. Şu kapağı şöyle açacaksın kardeşim. Dur dur ne oluyor burada? Bir şeyler oldu. Garip bir şeyler oldu. Şu kapağı açar gibi yanına koyacaksın böyle. Hocam yanına koyduk dikdörtgeni. E burası 6'lık dikdörtgende. Açtığın zaman burası 3'lük olacak. Burası da 8'lik olacak. Yani ön yüzey ve sağ yüzeyden giderse bizim eleman ne oluyor? Hop şöyle olacak. Pisagor bantından karıncanın gittiği yolu buluruz. Burası 81 artı 72. 81 artı 72. 153 mi yapıyor? Evet. Buradan kök 153 mi geliyor? Aynen öyle. Kök 153 geldi galiba değil mi? Evet 153 geldi. A A, bu ne? 64 mü ya? 8 değil mi burası? Evet 64 burası. 64 şu 64 pardon. Kök 145 geldi. Burada topladığın zaman kök 145 geldi. Tamam burayı kök 145 bulduk arkadaşım. Şimdi başkanı neresi olabilir? Bak hocam şuradan gitmesiyle ön yüzey ve sağ yüzeyden gitmesiyle sol yüzey ve arka yüzeyden gitmesi aynı şey. Birbirinin simetri. Hani ön, sağ, sol, arka aynı şey. Peki başka nereden gidebilir hocam? Hocam bizim eleman üst yüzey, ön yüzey ve üst yüzeyden gidebilir. O zaman üst kapağı açar gibi değil mi? İlk yüzey sabit kalsın. İlk yüzeyimiz sabit. Üst kapağı açacaksın. Üst kapağı açacaksın. Üst kapağı açarken nasıl olacak arkadaş? Hocam bunu böyle açarken bak hop yukarı doğru açacaksın böyle. Yani şurası üçgen. Dikkat et burası üçgen hop yukarı doğru üç gelecek şöyle. Üst yüzeyi açsın. Hop şöyle geldi. Bu açılmış hali 3 olacak. Şu dikey hali zaten 8 burası da 6. E o zaman bizim B köşesine gidecek ya. B köşesi açıldığı zaman bak buraya geliyor. Şurada bir Pisagor bağıntısı. 6 ve 11. 121. Yani burası 121 artı 36 yapıyor. 150 kaç yapıyor buradan? E, 7, 57. 157. Kök 157 mi yaptı? Evet. Şimdi iki tane cevap bulduk. Kök 145 de oldu. Kök 157 de oldu. En kısası soruluyor şu anda. Kök 145 şu an için en kısası. Peki hocam başka gidebilir mi? Gidebilir tabi. Ben ön ve üst dedim ya. Bizim karınca alt ve arkada gidebilir. Aynısı. Peki başka ne kaldı? Bir de şu kaldı arkadaşım. Hocam alt yüzey ve sağ yüzeyden de gidebilir. Ya da e, sol yüzey ve üst yüzeyden de gidebilir. İlk dikdörtgenimiz sabit. Bak ilk dikdörtgenimiz bu. İkinci dikdörtgen şu şöyleyken yana doğru yatıracaksın sadece. Bunu yana yatıracaksın. Şunu şöyle yatıracaksın. Yatırdım böyle. İlk dikdörtgenin 6'ya 3. ikinci dikdörtgenin de 3'e 8 değil mi? Evet. 3'e 8. 8 yalnız burası yapacak değil mi? 8, 3. Buradan burası. Hocam 3'ün karesi ve 14'ün karesi. 14'ün karesi 196 yapıyor. 196 artı 9. Zaten burası 205 yaptı. Kök 205 bayağı da bir büyük oldu. Biz 3 tane sonuç buluruz böyle. A'dan B'ye gitmesi için karıncanın en kısa gideceği yol. Bunlar da kök kök 205, kök 157 ve kök 145 yapar. Bunlardan en küçüğü isteniliyor bizden. O da ne çıkar? Denizli çıkar. Cevap denizli oldu. Yani kök 145 oldu. Geldik örnek 11'e. Taban yarıçapı 3 cm yüksekliği de 5 cm olan dik silindirin yan alanı. Taban yarıçapı. E taban yarıçapı 3 ve yüksekliği de kaçmış? Yüksekliği de 5'miş. E arkadaş yan alan neydi? Taban çevresi 2 pi r çarpı yükseklikti. Bitti gitti. Kaç yapıyor? 30 pi mi yapıyor? Evet 30 pi işaretle geç. Örnek 11 denizli. Hacmi 108 pi ve yüksekliği de 12. Ya bazen şekli böyle anlayamıyorum. Ben şekli hemen çiziveriyorum ki işimiz kolay olsun. Yükseklik üzerinde hemen göstereyim. 12. Hacmi de bu verilmiş. Hacim dediğimiz pi r kare çarpı taban alanı çarpı yükseklikti. Yükseklikte 12 ya. İşte bu 108 olarak verilmiş. 108 pi olarak verilmiş. Pi'ler gitti. 12'ye bölsen e, 9 geliyor. R kare 9 burası. R de buradan kaç geldi? 3 geldi. R'yi 3 bulduk. Yüzey alanı nedir diye soruluyor. Yüzey alanı dediğimiz şey taban alanlarından iki tane var. 2 tane pi r kare artı yanal alanda taban çevresi 2 pi r çarpı yükseklik değil miydi? Evet. Yanal alan bütün prizmalarda taban çevresi çarpı yükseklik. Bunu unutma. E buradan ne geliyor? 9 18 pi buradan geldi artı 36 72 pi de buradan geldi. Topladığımız zaman da 90 pi geldi galiba. Evet cevap 90 pi oldu. Yani örnek 12 cevap balık Balıkesir yapar. Oy yorulduk mu? Yorulmadık. Devam. Geldik örnek 13'e. Taban yarıçapı 3 cm ve yüksekliği 4 cm olan dik silindirin içi doludur. Şimdi içinin dolu olduğunu gösterelim. Şöyle soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyoruz. Şöyle silindiri çizdik. Sonra ne yapılmış burada? Taban yarıçapı 3 santimetre ve yüksekliği de 4 santimetre. Dik çizilip içi su dolu. Silindirin içindeki su taban yarıçapı 6 santimetre ve yüksekliği 8 santimetre olan ee, bir şeye boşalttığında taban yarıçapı 6 santimetre ve yüksekliği de şöyle 8 santimetre olan şunun içine boşaltıldığında suyun yüksekliği ne olacak? Arkadaş ben bunu bunun içine boşalttığım zaman böyle bir su yüksekliği olacak ya şuraya kadar bir su yüksekliği olacak ya. E yani bunu bunun içine boşalttım. Buradaki suyun yüksek suyun hacmi ile buradaki suyun hacmi eşit olacak. Yani pi aslında buradaki suyun hacmi neydi? Pi r kare çarpı h. E buradaki suyun bak yarı yarıçapı kaç? 6. Altı. Pi 6'nın karesi çarpı yükseklik 8 değil. Suyun yüksekliği lazım bana. Zaten suyun yüksekliği soruluyor bize. O da h olmayacak mı burası da? Evet. Yani buradan da ne geliyor o zaman? Pi'ler gitti. Buradan <laughs> 36 bölü 9 4 geldi. Bunlar da gitti. E haşı da buradan kaç bulduk o zaman? 1 bulduk kardeşim hiçbir şey kalmadı. Haş 1 çıktı yani cevap açay oldu. Şuradaki yükseklik 1'miş kardeşim. Evet örnek 13 1 çıktı akçay çıktı geldik örnek 14'e. Şekildeki dik üçgen dik bir hızma içerisine en büyük hacimli dik silindir yerleştirilmiş. Silindirin hacmi nedir diye soruluyor. Silindirin yarı çapını bulacağız. Ya arkadaş aslında şöyle bir dik üçgenin içerisine ne konulmuş burada? Bir daire konulmuş. Yani şey sorusu. Çember, çember sorusu. Şimdi burası 6, burası 8, burası 10 mu? Evet. Merkez varsa, teğet varsa çektik, çektik diyelim şöyle şöyle. Yarı çap burası, yarı çap burası. Hatta 90, 90, 90 atsa bak burası da 90 oldu. Burası da R, burası da R oldu. E hocam buraya 6 x R kaldı. Şu t, -t, t, uzunlukları eşit. Burası da 6 x R. Hocam R'ydi burası. Buraya 8 x R kaldı. Hocam burası da 8 x R. Bitti gitti. Şu ikisinin toplamı 14 eksi 2 R yaptı. Bu 10'a eşitmiş. E buradan 4 eşittir 2R yapar. R'yi de buradan 2 buluruz. Evet yarı çapı 2 bulduk. Yüksekliği de zaten bunun yüksekliğine eşit olmak zorunda. Bunun içine sığabilecek en büyük yükseklikte bu 6 olmak zorunda. Bunu silindirin hacmi nedir diye soruluyor. Hacim dediğimiz şey pi r kare taban alanı çarpı yükseklik. O da kaç yapıyor? 24 pi yapıyor. Evet cevap C oldu. 14. soruda. Geldik 15'e. Taban yarıçapı 4 birim. Evet taban yarıçapı 4 birim olan şu büyük değil mi? Evet büyük. Yüksekliği de 12 birim olan bir silindir içerisinde şekildeki gibi bir dik silindir çıkartıyor. Şöyle yarıçapı çapı 2 birim olan bir dik silindir çıkartılmış. Oluşan cismin yüzey alanı nedir diye soruluyor. Bak şimdi sen bunu çıkarttın böyle. Bunu çıkarttığın zaman ne oldu? Şurası gitti. Alt tarafta gitti mi? Gitti. Şimdi ilk önce böyle parça çıkarma sorularında tüm alanı mutlaka mutlaka yazıyoruz. Tüm alanı yazdıktan sonra Artan alanları ekliyoruz. Azalan alanları çıkartıyoruz. Öncelikle tüm alan nedir? Şimdi yarı çapı şu alta yazıyoruz. Yarı çapı 4 olan da 2 tane taban alanı var. Yani 2 tane pi 4'ün karesi artı yanal alan. Taban çevresi yani 2 pi r çarpı yükseklik. Bu oyulma yapılmadan önceki alan mı? Alan. Sonra azalan alanları çıkartıyorum. Hocam şurası böyle alt ve üstten çıktı mı çıktı. Bu tam böyle yükseklik boyunca kesilmemiş olsaydı şuraya kadar çıkarılmış olsaydı hocam üstten çıktı altta oluştu nötrledi diyecektik mesela ama burada üstten ve alttan oyulmuş o zaman bunlar çıktı. Yani iki tane pi yarı çapı kaç olan şu yarı çapı 2 olan değil mi? Evet yarı çapı 2 olan bir daire çıktı. İki tane pi 2'nin karesi çıktı. Sonra ne oldu? İçeriği oyduk mu oyduk. İçeriği oyduktan sonra İçeride şöyle bir yüzey alanı çıktı mı? Çıktı. Oyuk yüzey alanı. Oyuk yüzey alanında yarı çapı 2 olan yüksekliği de 12 olan bir silindirin yanal yüzeyi değil mi? Evet orası ne oldu? Oyduk çık, çık çıkacak mı? Hayır. Orada ekstradan bir yüzey eklenmiş oldu değil mi? Çünkü oyuldu. Orada bir yüzey çıkmış oldu karşımıza. E o zaman içerideki yüzeyi ekleyeceğiz. Artı a, artan alan yani orası. O taban çevresi 2 pi r çarpı yükseklik yani 12'yi de ekleyeceğiz. İşte cevap bu olacak arkadaşım. Bunları yapacağız. Hadi bakalım. 16 çarpı 2'den burası 32 pi artı e, 24 çarpı 2'den e, burası 4, 4 kere 2 8 96 pi eksi 4 kere 2 8 pi burası artı 4 48 pi mi burası da? Evet 48 pi yaptı. Hocam şurası 40 pi. Demek ki en son bak şurası şu kadar böyle. Yani sen bunu böyle çıkarttığın zaman yüzey alanı şu kadar artar. Ne kadar artar? 40 pi artar. Önceden de ne kadardı? 32 pi artı 96. Yani şurası kaç yapıyor? Topla bakayım şurayı. Hocam 128 pi yapıyor. E 128'e 40 pi eklersek o da 168 pi yapıyor. Cevap E'dir. Olur mu? Olur. Ha ne kadar artıp ne kadar azalacağı da sorulabilirdi. Bak bu kadar. Hocam 8 pi azaldı. 48 pi arttı. Toplamda da 40 pi arttı da denilebilirdi. Bu parçayı çıkarttığımız zaman. Tamam. Evet böyle oyma soruları ilk başta Tüm yüzey alanını bulup artanları ekliyoruz. Çıkarılanları çıkartıyoruz. Nötrleyenler nötrlüyor zaten. Geldik bir sonraki soruya. Bir döndürme sorusu. ABC'de dikdörtgen D doğrusu etrafında 45 derece döndürüldüğünde oluşan cismin hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaş biz bunu böyle 45 derece döndürdüğümüz zaman. Bak. Şunu 45 derece döndürdüğümüzde ne yönünü döndürelim? Mesela şu saat yönünde döndürelim. Şu saat yönünde döndürdüğün zaman. Hocam şöyle bir Silindir parçası yapıyor. Ama hocam bunu da döndüreceğim. E sen bunu da böyle döndürürsen o zaman ne oluyor? Onu da siyahla döndüreyim. bu da böyle saat yönde dönecek yani şöyle bir dönüş yapıyor. Yani o zaman burada da bir 45 derecelik bir hocam silindirin parçası yapıyor. Normalde tam bir döndürme yapsam yarıçapı altı olan bir şey olacak burada, yarıçapı altı olan bir silindir olacak burada. Ama ben burada kaç derece döndürüyorum? 45 derece döndürdüğüm zaman 45 derecelik bir silindir yapmaz mı arkadaşım şöyle? Evet. 45 derecelik bir dilim yapar. Yani işte şuradaki dilimden bahsediyorum arkadaşlar. Yani ne diyeceğiz? Hocam yarı çapı 6 olan 45'lik dilim bir de yarı çapı 2 olan 45'lik dilimi yaptı. Yani pi bizden ne isteniyor? Oluşan cismin hacmi. Pi r kare 45 bölü 360. Normalde pi r kare çarpı h. İlk önce h'ı yazayım. Pi r kare çarpı h silindirin hacmi. Ama 45'lik silindirin hacmi ne olacak? Pi r kare h çarpı 45 bölü 360 olacak. Burası 6. E hocam yarı 2 olan ne olacak? Yarı 2 olan da da pi r kare çarpı h oldu ya. E çarpı 45 bölü 360 daha bana şuranın hacmini veriyor. E o zaman burası 8 yaptı. Hocam bu 4 kere 4, 4 16. 8 e sadeleşti 2. Buradaki hacim 2 pi yaptı. Buradaki de 8 yaptı. Şunlar sadeleşti 2 yaptı. 36 bölü 2 de 18. 18 pi de burası yaptı. Topladığımız zaman 18 pi... Bu böyle dönüş yaptığında bu da böyle dönüş yaptığında 2 pi toplamda kaç yaptı o zaman? 20 pi yaptı. Evet örnek 16'yı da bu şekilde 20 pi olarak bulmuş olduk. Ha ben bunu tam 360 derece döndürmüş olsaydım hocam bu 6'lık silindir olacaktı. 2 içeride dönüyor hocam. Önemli değil ki. 6'lık dönüyor zaten. Hepsini bir topluyor zaten. Ee, 360 derece döndürmeden. Tamam. Örnek 16'da Ceyhan çıktı. Geldi bir örnek 17 ya. Hmm, su dökme sorusu. Şimdi içinde bir miktar su bulunan bir silindir çekirdek gibi eğik duruma gelmiştir. FB uzunluğu 6, CE uzunluğu 8. AB uzunluğu kaçtır? 8 artı 6 bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Niye? Yamuk. Evet toplamların yarısı. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Abi hocam biz bunu nasıl yapıyoruz? Şu şekilde yapıyoruz. Böyle eğik silindir gördüğünüz zaman şöyle bir silindir yapın. Düz bir silindir haline gelir. Hocam. Şurası 8 burası 6 olduğunu biliyoruz. Hop şöyle düz bir silindir yaptım mı? Yaptım. Peki o zaman ne oldu arkadaşım? Burada bak yarısı boş yarısı dolu değil mi? Yarısı dolu yarısı boş. E hocam burası 6 burası 8 ya. 6'lık silindir burası da 6. Burası da 2 mi yaptı? Evet. Şimdi dikkat et. Burası 2 burası 2. E arkadaş şuradaki silindire dikkat et. Bunun yarısı dolu yarısı boş ya. E yarısı dolu yarısı boş. Sen bunu dik konumuna getirirsen. Bak normalde şöyle. Şuraya 6'lık kısma kadar zaten suyla dolu demek değil mi burası? Evet. Sonra ikilik kısmında yarısı dolu yarısı boş. E ikilik kısmında yarısı dolu yarısı boş. Sen bunu böyle e, dik konuma getirdiğin zaman ne olacak? Hocam su şöyle olacak. Yarısı dolu yarısı boş. E bir birim dolu bir birim boş. E toplam yükseklik kaç oldu o zaman? Bak burası 7'lik olmuş oluyor. Ya da istersen 8 artı 6 bölü 2 formülünü kullanabilirsin. Böyle bir şey de var ama... Şu tekniği de bil. Yarısı dolu yarısı boş tekniğini de bil. Bunu da kullanıyoruz soruların içerisinde. Tamam. Örnek 17C'ye hang geldik? Örnek 18'e. Bak mesela burada formül yok. Hocam toplamının yarısı. Nereye eşit? Dik konuma geldiği zamanıma eşit. İşte böyle formül yaparsak olmaz. Ne yapıyoruz? Bir kere tam bir silindir yap şunu. Şöyle. Bir de ne bileceğiz arkadaşlar? Şu su mu? Evet. Şu suyun zemini. Bu da zemin değil mi arkadaşlar? Arkadaş su. Aha böyle. Ramazan mübarek gününe su göstereyim size. Şu suyu nasıl tutarsanız tutun. Yer çekimine bağlı olarak zemine paralel olmaz mı arkadaşlar su? su? Su yüzeyi. Her zaman bak ne oluyor? Nasıl çevirirsem. Çevireyim. Bak şu elime. Bak elim zemin olsun şöyle. Bak şu elime paralel oluyor bak. Bak gördün mü? Dur yüzümü görünce şey yapıyor. Bak gördün mü? Şöyle. Şöyle de çevirsen. Elime. Bak 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 paralel oluyor. Ne olursa olsun su yüzeyi her zaman zemine paraleldir. E zemine paralelse o zaman ne yapıyoruz gençler? Hocam buradaki paralellik yani şu paralel şunla. Z'den dolayı burası 30 derece oldu. Hatta şu da bizim çapımız ya. E, tamam 90 olduğundan buraya 60 kaldı. 60 90 ise burası da 30 derece yaptım yaptım. CD'yi bize 18 vermiş. DE'yi bize 12 vermiş. Bakar mısın 60'ı karşı 12 ise 30'u karşısını bulurum ben. <laughs> 30'dan 60'a geçiş. Neydi? Kök 3 katta o zaman 60'dan 30'a geçişte kök 3'e bölünmüş hali. 12 bölü kök 3. Yani kök 3 eşitliğini şey yaparsam 12 kök 3 bölü 3 yapıyor burası. Yani 4 kök 3 yaptı. Hocam bunun tamamı 4 kök 3. O zaman yarı çapta 2 kök 3 2 kök 3 oldu mu? Oldu. Şimdi silindirin içinde kalan suyun hacmi nedir diye soruluyor bize. Ne yapacağız arkadaşlar? Şuranın hacmi yarı çapı kaç? 2 kök 3 bulduk. Yani pi şu siyahla yazayım. Pi 2 kök 3'ün karesi çarpı 18 artı buranın hacmi. Buranın hacmi nedir arkadaş? Üstteki silindirin yarısı dolu yarısı boş diye mi şöyle? Evet. Üstteki silindirin yarısı. Yani üstteki silindirin yarısı da pi. yarıçap çarpı 2 kök 3. 2 kök 3'ün karesi çarpı yüksekliği kaç? 12. 12 normalde üstteki silindir ama bir de bunun yarısı. İşte bu bize cevabı verecek arkadaşlar. Alttaki silindirin hacmi artı üstteki silindirin yarısı ya da Dik konuma getirirsiniz hocam. Yarısı dolu yarısı boş ya. E bu yarısına kadar şey kanımına gelecek. Burası 6 olacak. Toplam yükseklik 24 olacaktı diyebilirsin. Yarı çapta 2 3 diyebilirsin. Buradan da gidebilirsin. Ama ben ne yaptım? Bir alttaki bir de üsttekinin yarısı doğru yarısı borç. E o zaman üsttekinin de yarısını aldım böyle. Hadi bakalım. <laughs> Buradan ne geliyor? Bu 2 2 4 4 2 12. Of çarpacağız. Çarpacağız çarpacağız çarpacağız. Çarpalım bakalım. 12 ile 18'i çarp mı kaç yapıyor? Hocam burası 96 burası 12. 216 yapıyor galiba değil mi? Evet burası 216 pi yaptı. Artı şunlar şunlar sadeleşse burada 6 kaldı. Burası da 2, 4, 4 kere 12, 72. Burası da 72 pi yaptı. Topladığımız zaman da 288 pi yapıyor galiba. Evet cevap böylelikle 288 pi yaptı mı yaptı. Evet cevap edilemit oldu. Örnek 18'de. Geldik örnek 19'a. Hmm, bir karınca. Karıncaya dikkat et. Bir tam tur atmış bir daha tam tur atmış. O zaman iki defa açacağız. Bir defa açılımı şu şekilde değil mi? Evet. Burası 2 piyereye kadar oluyordu. Hocam bir defa daha tur attı. Bak bir tam tur attı. Bir ön yüzey bir ön yüzey bir arka yüzeye daha gidiyor. İki yüze. İki tam tur açtım. Yani burası 2 piyereye 2 piyereye. 4 piyereye kadar yapacak. Normalde taban yarıçapı çapı üçtü. İki Pire yazınca burada R yerine üç yazınca. O zaman 3 kere 2 6 pi burası 6 pi burası 12 pi burası. Yükseklik de zaten 5 pi olarak verilmiş. Yükseklik değişmiyor. Hocam buradan buraya gidecek 5 12 13 pi'den cevabı 13 pi olarak buluruz. Yani örnek 19 böylelikle Cihan çıkar. Geldik örnek 20'ye. Bir kenar 1 metre olan küp şeklindeki kolilerden bazıları dikdörtgenler prizmasına bu şekilde yerleştirilmiş. Ee, bir kenarı 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5 burası. 1, 2, 3, 4 burası. Burası da 3 olduğunu söylemiş zaten bize. E, ee, buna göre bu depoya en fazla kaç koli daha yerleştirilebilir? Arkadaşım şimdi şunun hacmini ben bulabilirim. Hacim sayısı demek birim küp sayısı demektir. Çünkü 5 çarpı 4 çarpı 3 değil midir bunun hacmi? Hacim dediğim 5 çarpı 4 çarpı 3. E bu ne yapıyor? 20 60 mı yapıyor? 60 birim küp yapıyor. Yani bunun içine 60 tane birim küp sığdırabiliriz demek anlamına geliyor. E ee, hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanesi buradaysa e o zaman geriye kaç tane kalıyor? 50 tane daha bunun içine sığdırabilir miyiz? Evet. Birim küp sayısı hacim sayısına eşittir. Bazen bu tekniği de kullanıyoruz. Aklınıza bulunsun lütfen. Sorular içerisinde de bazen böyle bu şekilde karşımıza çıkabilir. Evet 21. mi? Akçayı bulduk. Geldik 21'e. Şimdi burada bir dolap kapağı var galiba. Evet. Şimdi burada şekilde ABC dedik dörtgeni şeklindeki iki parçadan oluşan bir kapı verilmiştir. Kapı parçaları AB ve CD etrafında dönerek şöyle e, sarı kapak 90 derece gri kapaklı 180 derece açılmış. Hmm. Arkadaş sarı kapak 90 derece açılmış. Bak buradan buraya gelmiş burası 90 derece olmuş. Gri kapakta şurası da 180 derece açılmış. Hop 180 derece açılmış şuraya gelmiş yani. Peki o zaman bu kapaklar birbirlerine eşit mi? Eşit. AB uzunluğunu zaten bize kaç vermiş? 3 kök 3 vermiş. Şu AB uzunluğu burası 3 kök 3. Yani yükseklik şurası 3 kök 3. Başka Ali Kara Bey'le şu AK Bey'le yani burası da 5 5 verilmiş. 5 5. Hocam burası da 5. Başka KD 7 bölü 2 verilmiş. KD 7 bölü 2. Hocam burası da 7 bölü 2 o zaman. Burası da 7 bölü 2 mi oldu? Evet. Sonra bizden K1 L2 isteniyor. O K1 L2. Hocam K1 L2 isteniyor bizden. E ne yapacağız? Şimdi öncelikli olarak şurası bulabilir miyiz? Burası kaç? Hocam 12 yaptı burası. 7 bölü 2 7 bölü 2 7 ya. 7 5 daha 12 burası. 5 12 13 üçgenden 13. Bu da zemine dik değil mi? Evet zemine dik olduğundan burası da 90 derece olur. Ve benden de ne isteniyor zaten? Hop şu uzunluk isteniyor. Yani bir kenar 3 kök 3. Diğer kenar 13. O zaman buraya da x diyelim. x kare 3 kök 3'ün karesi 27 artı 13'ün karesi 169 yapar. E o zaman buradan 9 7 daha 16. 196 yapıyor. O zaman x kare 196 ise x de buradan 196'nın kare kökünden dolayı ne geliyor? 14 geliyor. 21 güzel bir soru. Cevap balık esir çıkar. Geldik 22. soruya. Şimdi böyle eğilmiş bunun tamamını doldurmuş. E ne yapıyorduk arkadaşlar böyle? Şunu silindir olarak yap. Burada yarısı dolu yarısı boş değil mi? Evet yani v'si dolu v'si boş değil mi? V'si dolu v'si boş. Hatta bu içi tamamen su doluydu. Şuradaki v'nin hepsi buraya mı geldi? Evet v buraya gelmiş oldu. Yani bir de buraya dikkat et çizgiye çizgi. Prizmalarda veya silindirde de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yükseklerle hacimler doğru antıldır. Yani çizgideki 2V ise çizgideki burası da 2V olur. Yani toplamda burası 4V iken e, bunun hacmi ne çıktı? Burası da V çıktı. Bizden V1 bölü V2 isteniyor. Hop 4V bölü V isteniyor. O da kaç çıktı o zaman? 4 çıktı. Örnek 22. Böylelikle balıkesir oldu. Geldik örnek 23'e. Şekil 1'de içinde bir miktar su bulunan ve taban yarıçapı 2R olan bir silindir ile yüksekliği büyük silindirin içindeki su seviyesine eşit olan başka bir silindir verilmiş. Yarıçapı R olan metal bir silindir verilmiş. Bunun içine konmuş böyle. Sonra şekildeki su taşmadan bu seviyeye gelmiş. E arkadaş ne yapacağız burada? Burası da yükseklik H1 olarak verilmiş. Önceki yüksekliği de bak şurası da H1 değil mi? Evet. Şimdi su. İçindeki su aynı değil mi? her zaman içindeki su aynıdır. Ya şunu şöyle de diyebilirsiniz. Hocam bir şeyi koyduğumuz zaman hacmi kadar su yükseltir diyebilirsiniz. Ama şu mantıktan da gidebilirsiniz. Her zaman içindeki su aynı mı? Aynı. Hocam içindeki su burada. Birinci şekilde içindeki şu su nedir? Hocam pi 2r'nin karesi 4r kare çarpı pi 4r kare çarpı h1'e eşit değil mi? Evet. Çünkü demiri bilye yüksekliğinde ne vardı burada? Su vardı değil mi? Su yüksekliği ile onun yüksekliği eşit verilmiş. Evet çarpı h1 diyeceğiz. Bu neye eşit? V suya eşit. V su bu. Şekil 2'deki V su neye eşit? Hocam büyüğün haciminden şunu çıkartırsam su kalmaz mı hacim olarak? Evet. O zaman pi büyüğün ki 2r'nin karesi 4r kare çarpı yüksekliği h2. Eksi şu küçük silindiri Pi r kare çarpı h1. Değil mi? Büyükten şu demir bileği çıkarttığımız zaman, demir silindiri çıkarttığımız zaman oradaki suya eşit olacak. O zaman burada, arkadaş, pi r kare parantezine aldığımızda pi r kareler birbirini götürüyor mu? Götürüyor. Burada ne kaldı? 4h1 kaldı. 4h1 eşittir. Burada 4h2 kaldı. Eksi h1 kaldı. Öbür tarafa attım. 5h1 eşittir. 4h2 oldu burada. E buradan h1 bölü h2 isteniyor bizden. h1 bölü h2 Baş buraya bölü olarak geldi. Bu da buraya bölü olarak geçecek. 4 bölü 5'e eşit oldu o zaman? Evet. Cevap böylelikle denizli çıktı. Evet. içindeki suya eşitledik. Ya da ne yapabilirdik? Hocam burada hacmi kadar su yükseltir diyebilirdik. Burada ee, ve yükselen işte şu, şu kadar. V yükselen su ne oldu? Şu kadar su. Buradaki boşluk şunun hacmine eşit olacaktı diyebilirdik. Ama her zaman içindeki su miktarı her zaman daha mantıklı oluyor. İçindeki su miktarına dikkat edersiniz. Tamam mı gençler? Olay bu. Güzel bir soru. Cevap Denizli. Geldik örnek 24'e. Evet bir ayrıtı B birim olan yukarıdaki küplerden bir ayrıtı A birim olan küpler farklı yerlerden çıkartılmış. Elde edilen cisimlerin yüzey alanı. Evet yüzey alanı ne yapıyoruz? Şu şekilde eski haline geri tamamlıyoruz. Şekil 1'de eski haline geri tamamladım. Ön arka sağ sol alt üst bunlara bakıyoruz. Hocam Alt üst nötrledi değil mi? Sağ sol nötrledi değil mi? Ön arka ön çıktı arkada oluştu nötrledi değil mi? O zaman birincisi ne oldu? Değişmez. Evet birinci de parça çıkarttığım zaman alan değişmiyor kardeşim. İkinciye gelelim. Hocam ön çıktı arkada oluştu. Ön arka ne oldu? Nötrledi. Bak ön arka nötrledi. Ama sağ sol ekstradan yüzeye geldi. Alt üstte ekstradan yüzeye geldi. Burada arttı mı o zaman? Evet. O zaman ikinci yüzey arttı. Kesinlikle arttı. Sonra üçüncüye bakalım. Hocam üçüncü de şöyle eski haline geri getirdim. Şimdi bak üst alt nötrledi. Ön arka önden çıktı arkada oluştu nötrledi. Ama bak dikkat et sağ sol yüzeyleri önceden yoktu şimdiden geldi. Ekstradan iki yüzey arttı. O zaman burası da artar. Yani cevap böylelikle edremit oldu mu? Oldu. Örnek 24 Değişmez. Artar artar. Yani elremit. Geldik. Örnek 26'ya. Ayrıtları A ve B birim olan şekil 1'deki kare prizmayı ne yapmışız? Şöyle kesmişiz ve şekil 2'yi oluşturmuşuz. Şimdi şekil 1 ve şekil 2'deki yüzey alanları birbirine eşit olduğuna göre yüzey alanları birbirine eşit. Peki şekil 1'in yüzey alanını ben bulabilirim. Şu A, A ve B kenarları. Dikdörtgenler prizması gibi düşünüyorum. Kenarların ikişerli çarpımı, Yani A kareden iki tane var değil mi? İki tane A kare. Artı. Ha şurayı. Tamam buraya yazdım. Artı. Hocam AB'den iki tane var. 2 AB. Artı. Şu AB'den de iki tane var. 2 AB. Yani yazdık mı? Yazdık. Evet bunun yüzey alanını bulduk. Şekil 2'ye gelelim şimdi. Şekil 2'de de bak böyle iki eş parçaya bölmüşüm. Bunlar ne? A bölü 2, A bölü 2 olduğunu biliyorum. E hocam burası A bölü 2. Burası da A bölü 2. Aynı şekilde A bölü 2, A bölü 2. Şimdi iki şekilde yapabilirsin. Bir. Hocam bu da bir prizmadır. Tabanı ve tavanı aynı değil mi bunun? Tabanda da bu garip şekil var. Tavanda da o şekil var. Yalnız taban ve tavan olduğunu nasıl anlarsın? Dikey olarak indiğinde aynı şekilde karşılaşıyorsan. Evet taban ve tavan bu. O zaman taban çevresi çarpı yükseklik bize yanal alanı verir. Bu şekilde yanal alanı bulursun. Artı taban alanlarından iki tane var dersin. Bu alanları bulup o şekilde yapabilirsin. Ya da şu şekilde daha mantıklı bence. Görünen yüzey çarpı 2 ama birim küplerle oluşturulabilen yapılarda o birim küpler dikdörtgenler prizması kare dik prizma olabilir. Mesela burada kare dik prizmaları ne yapmışız? Birbirine yapıştırmışız ve bu şekilde koymuşuz. E o zaman görünen yüzey çarpı 2 diyeceğiz arkadaşlar. E görünen yüzey. Hocam burada görünen yüzey a kare bölü 4 mu burası? Evet. Burada da ben a kare bölü 4'ü görüyorum. Değil mi? Sonra görünen yüzey başka bu a kare bölü 4'lerden var mı? Yok. Hocam burası ne? Burası A bölü 2'ye B değil mi? A bölü 2'ye B olduğu için bak A bölü 2. burası B burası da A bölü 2 olduğu için A B bölü 2 mi yaptı burası? Evet. Burası da A B bölü 2. 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 E, burası da A B bölü 2 mi? Evet. Burası da A B bölü 2. E ne kaldı hocam? Hocam ne kaldı? Şurası A B bölü 2 mi? Hayır. Tamamı bak 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 dikkat et. Şuradaki alana dikkat et. Bu görünen yüzeyde tamamı burası. Bunun tamamı B değil mi? Bak şuraya kadar B değil mi? E hocam burası A bölü 2. Ya B eksi A bölü 2 yaptı. Ya da şurası tamamı AB bölü 2. AB bölü 2'den de burası A kare bölü 4 değil mi? Evet. A kare bölü 4 çıkartacaksın. Yani AB bölü 2'den A kare bölü 4 çıkartacaksın. Aynı şekilde bu da buraya yapışmış. AB bölü 2'den A kare bölü 4'ü çıkartacaksın. Şimdi sayalım. Görünen yüzey çarpı 2. Ha bu yüzey alanları da eşitmiş. Eşittir. 2 çarpı görünen yüzeye çarpı 2 diyeceğim. Görünen yüzeyi de buraya yazalım. Şimdi görünen yüzeyi hesaplayalım. AB bölü 2'den kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane mi var? 7 tane mi var? Allah Allah. 7 tane olmaması lazım ya. 8 tane olması lazım. Dur. Dur bakayım bir daha sayalım şunları. Bir daha sayıyorum arkadaşlar. 7 böyle çok abes geldi bana ya. O yüzden böyle. AB bölü 2. Kaçırdığım bir yüzey var mı böyle? Yok. Üst yüzeylere bakalım. Hocam 1 burası, 2 burası, 3 burası, 4 burası AB bölü 2'lerden. Ee, sonra burada 5, 6, 7, 8. Evet. 8 tane AB bölü 2 oldu. 8 AB bölü 2. Sonra A kare bölü 4, aK bölü 4. Ama burada eksi kare bölü 4 var. Şu yunları topladığın zaman. Burada da şunlar birbirini götürüyor mu? Götürüyor. E o zaman sadece 8 AB bölü 2 oldu arkadaşlar. Görünen yüzey toplamı. Görünen yüzey toplamı 8 AB bölü 2 yaptı. Şunlar da gitti. Yani burası. 2 A kare artı 4 AB eşittir. 8 AB yaptı. 2 A kare buradan 8 AB'ye eşit oldu. 2 ile 8 sadeleşti. 4 yaptı. A'lar da sadeleşti. A'yı da o zaman buradan ne bulduk? 4B şeklinde mi bulduk? Evet. Ya işlem hatası yapma Kenan Kara. Buradan bu buraya gidince 4AB oldu. Ha 2A kare eşittir 4AB. Şurayı yanlış yazmışım. Şunu şuraya geçirdik ya. 2A kare eşittir 4AB oldu. Şu sadeleşti. A kare eşittir A, 2AB oldu. Şu A'lar da gitti. Oh A eşittir 2B oldu. İşlem hatası yapıyorum ya. Korkuyorum bazen de. Yapma Kenan Kara. Evet A'yı da böylelikle 2B olarak bulduk. Sınavda çıkmaya aday sorulardan biridir. Lütfen bu soruya dikkat. Bu soruya yıldız hak ediyor. Çünkü ÖSYM her 2-3 yılda bir böyle görünen yüzey çarpı 2'yi de seviyor soruyor da. Haberiniz olsun. Evet örnek 25. Balıkesir kesir yaptı. Geldik örnek 26'ya. Şekil 1'de bir kenarı 5 birim olan bir küp verilmiştir. Küpün bir kapağı şöyle 37 derece açılmış. Açıldığında da DH üssü elde edilmiş. Arkadaş ne yapacağız? Buna karşılık 90 derece karşılık getireceğiz. Nasıl getirebiliriz? Hocam şuradan şöyle zeminden şunu şöyle çizecek olursam bu üst alttaki zemin dedik ya hala daha burada diklik devam ediyor. Yani buradaki dik üçgenden yararlanacağım. 37 derece attım. Alt, a, attım. Alt tarafta 37 derece mi? Evet açınca burası da 90 derece. E ben bu kapağı açınca bak dikkat et. Şu 5 birimdi. Bunu böyle açınca burası da 5 birim mi? Evet. Şu 5 birimleri kullanalım. Hocam burası 5 birim. E, burası da 5 birim. E, burası da zaten şurası da zaten 5 birim. E ben olayı bulmam için ne yapmam lazım? Şurayı bulmam lazım. Burayı bulmak için de ne yapmam lazım? Öncelikli olarak şuradaki 90 artı 37'den dolayı şurayı bulmam lazım. 90 artı 37'den dolayı yani kosinüs teoremi yapmam lazım. Bir kenar 5 diğer kenarda 5 kosinüs ama x kenar çıktı ya yükseklik çizsem. 90 artı 37'nin yarısı maalesef sinüs 37'yi falan vermeyecek bana. Oradan da gelmeyecek. Yani şeyi kullanmadan yapabilir miyim diye düşünüyorum da. Hani şöyle bir şey çıktı. Hani şöyle bir şey çıktı. Arkadaş burası 5 burası 5 burası kaç? Yük, e, burası 5 90 artı 37 127 derece değil mi burada? Ben kosinüs teoremini kullanmadan şunu bulmaya çalışacaktım. Şuradan bir dik çizsem dedim. Ama bu böyle buçuklarla uğraşacağım. 37 derece gelmiyor. Ama 127 180'e tamamlayanı kaç? 53 derece değil mi? 53 Hocam şöyle bir 90 derece çizersem burası da 37 derece mi geliyor? Evet. Bak zaten sinüs 37 3 bölü 5 demişti. Sinüs 37 3 bölü 5 olacağından 5'i buradaysa burası 3'tür. 3 4 5 üçgeninden evet yine kısa yoldan çözdüm. Yani kosinüse dalmadım. 4 8 ise burası 4 kök 5 mi yapar? Evet. Yani şurayı ben 4 kök 5 buldum arkadaşım. E burası 4 kök 5 ise artık buradaki dik üçgenden dolayı şu uzunluğunda 5 olduğunu biliyorum ya bir kenardan dolayı. x de artık ulaşırız x'in karesi 4 kök 5'in karesi artı 5'in karesi olacaktır. E o zaman buradan x kare eşittir 16 çarpı 5 80 artı 25 de kaç yapıyor? 105 yapıyor. x de böylelikle kök 105 olacaktır. Gerçekten çok güzel bir soru. Yine böyle kosinüs falan filan kullanmadım. Ne yaptım? Dik çizdim kardeşim. Dik çizerek şuradaki işlemi buldum. 5 5 şu 137'yi kullanarak 127'yi kullanarak bak şurada 5 5 127 kullanarak şu uzunluğu bulduk daha sonra karşımıza da yine bir dik üçgen çıktı ve dik üçgenden de sonuca ulaştık. Evet ilk 6 sayfayı çözdük mü arkadaşlar çözdük. Sonraki 6 sayfa kaldı. İlk 6 sayfa yordu. Sonraki 6 sayfa da yoracak. E bırak da biraz yorulalım. Zaten e, ben 1 saat boyunca video başında kalıyorum ama sen 1 saat boyunca videoların hepsini izlemiyorsun ki. Çözemediğin soruları izliyorsun o yüzden bence sıkıntı yok. E arkadaş o zaman biz şimdi 15. gün 1. videoyu bitirdik mi bitirdik o zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders 15. gün ikinci derste, ikinci videoda daha böyle yeni nesil ağırlıklı diyebiliriz. Orada görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.